İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Birdal'la birlikteyiz. Hocam teşekkür ederiz öncelikle. Türkiye'nin bugün yaşadığı ekonomik krizde halka fatura nasıl yansıyacak? Yani öncelikle bugünden hissetmeye başladığımız ücretlerde bir erime var. Reel ücretler enflasyonun tırmanmasıyla birlikte zaten %20'lere varan oranda değer yitirmiş halde. Önümüzdeki süreçte de reel ücretlerin baskılandığını göreceğiz. Bunun dışında esnek istihdamın, eksik zamanlı istihdamın yaygınlaştırıldığı bir sürece şahit olacağız. İşsizlik, özellikle genç işsizliğinde bir tırmanış yaşayacağız. Ve yine iş güvencesinin ortadan kalktığı, kıdem tazminatının tartışmaya açıldığı bir sürece giriyoruz. Yani bunu kısmen diğer Akdeniz ülkelerinin, borçlu Avrupa ülkelerinin geçirdiği süreçte gördük. Türkiye ekonomisinin geçmiş dönemde yaşadığı krizlerden daha ağır bir sürece girdiğimizi ve işsizlik anlamında burada bilançonun, karşılaştığımız bilançonun daha ağır olacağını düşünüyorum. Bunun ötesinde tabii mali disiplin açısından yapacağı bazı hamleler var hükümetin. Yine özelleştirmeler, işte vergilerin artırılması, özellikle burada işte ÖTV, KDV gibi vergilerin, çünkü devlet oralardan yakalayabiliyor. O vergilerin yine oranlarıyla oynanması söz konusu olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bizi zor bir kış bekliyor. Buna şüphe yok. Mali disiplin anlamında atılacak adımlar özellikle vatandaşa yansıyacak. Öyle bir durum söz konusu sanırım. Evet. Yani şimdi mali disiplin açısından bürokrasinin harcamalarının kısılması ilk akla gelen, tabii burada çok ayyuka çıkmış bazı harcamalar var ama şu ana dek orada ikna edici bir hamle yapılabilmiş değil. Bir de şu var, tabii yaklaşan yerel seçimlerde mali disiplin açısından iktidarın elini kolunu bağlıyor. Onun sonrasında alınacak tedbirler tabii öncelikli olarak ücret yükünün hafifletilmesi şeklinde olacak. Bu da doğrudan halka yansıyacak. Cumhurbaşkanından farklı bir açıklama geldi ve bu şirkete bakanlıkların fazla danışmayacağını söyledi. Biz kendimize yeteriz açıklamasında bulundu. McKinsey ne kadar etkili olacak ve eğer etkili olursa gerçekten Türkiye'ye yararlı olabilir mi? McKinsey'den beklenen ne AKP hükümeti tarafından? McKinsey'den beklenen hükümetle sermaye çevreleri arasında bir köprü oluşturması. Yani danışmak, danışmamak vesaire, bu şey, yani AKP hükümeti de ne yapılacağını biliyor. Sermaye çevreleri de ne beklediğini biliyor. Bu zamana kadar bu teminatlar verildi ve gerçekleştirilemedi. Şimdi McKinsey'den sermayenin beklediği, uluslararası sermaye çevrelerinin, çünkü o görüşmeler sonrasında bu bir ara çözüm olarak McKinsey ortaya atıldı. Beklenen bu hamlelerin, AKP'nin bu süreçte devreye soktuğu tasarruf tedbirlerinin, ondan sonra işte özelleştirmelerin vesaire, bunların plana göre işleyip işlemediğinin raporlanması. Dolayısıyla danışmak, danışmamak vesaire, bunlar çok diskur, yani çok da önem taşıdığını düşünmüyorum. Beklenti bu. McKinsey aynı şekilde ilk başta ne öngörüyorsak şu anda da aynı şekilde görevine devam edecek. Görülen o. Peki amacın dış sermayeye biraz mesaj olduğunu düşünürsek, bu açıklıkla bu İki farklı açıklama bakanlık ve Cumhurbaşkanı tarafından ne yaratır sizce? Bir karışıklık yaratır mı? Yok, hayır. Yani bunun zaten danışıklı dövüş şeklinde olduğunu düşünüyorum. Hani uluslararası sermaye ne gibi adımlar atıldığını biliyor. Burada McKinsey'nin zaten tercih edilmesinin sebebi o. Yani eğer muhatap burada IMF gibi bir kurum olsaydı o zaman çok farklı olacaktı. Her şey ortalıkta. Bütün hesaplar kamuoyunun önüne dökülmüş. Eleştiriler aynı şekilde geliyor. Halbuki burada bir karşınızda özel şirket var. Gizli kalması gerekenler gizli kalacak ama sadece yapılan hesaplar sermaye çevrelerinin önüne şeffaf bir şekilde getirilecek ama kamuoyuna açılacak diye bir şey yok. Sonuçta sizin parayla tuttuğunuz bir şirket ve dediğim gibi asli amaç burada o köprü görevine görebilmek sermaye ile hükümet arasında. Aslında iki tarafında bir şekilde istediği şeyin olacağını söylüyorsunuz. Tabii bir güven problemi var. O güven problemini aşmak için üçüncü bir tarafa ihtiyaç var şu aşamada. Ama ben uzun vadede bunun da işleyeceğini düşünmüyorum. Yani tekrardan IMF çözümüne bir noktada mahkum kalacak gibi gözüküyor hükümet. Ama bunlar hep seçimden sonra.